Fransa başta olmak üzere darbecilere destek veren hiçbir ülkenin artık dünyanın diğer yerlerindeki demokrasi mücadeleleri konusunda tek kelime söz etme hakları kalmamıştır. Hele hele bu Macron denilen zatın İslam'la derdi nedir ya? Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Öncelikle bir akli noktadan kontrol. İkide bir Erdoğan'la uğraşıyorsun. Ya Erdoğan'la uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten şurada bir yıl sonra seçim var. Seçimde de akıbetini göreceğiz. Yolunun pek uzak olduğunu zannetmiyorum. Niye? Ya Fransa'ya bir şey kazandıramadık ki kendine bir şey kazandırsın. İşte şu anda Azerbaycan'daki felaketlerin arkasında bunlar var. Bu işgallerin arkasında bunlar var. Minsk üçlüsünün içerisinde yer alıyorsun. Bugüne kadar ne yaptınız? İşgalden Azeri topraklarını kurtardınız mı? Hayır. Sadece Ermenilere silah gönderiyorsunuz ve Ermenilere gönderdiğiniz silahlarla barış tesis edeceğinizi zannediyorsunuz. Edemezsiniz. Çünkü dürüst değilsiniz. Ama Türkiye dürüst olarak bu kardeşlerinin yanında bugüne kadar yer aldı. Bundan sonra da yer almaya devam edecektir. Dün Azerbaycan toprakları işgal edilip Azerbaycanlı kardeşlerimiz katledilirken gözleri kapalı, dilleri bağlı, kulakları sağır şekilde bekleyenler vardı. Aynı kesimlerin bugün yaptıkları çatışmalar dursun açıklaması riyakarlığın dik alasıdır. İki devlet, bir millet olduğumuz Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bunlarda özgürlük diye bir şey yok. Laiklik, laiklik diyorlar. Laiklik diye de bir şey yok. Hep yalan. Yalan, yalan, yalan. Güya özgürlüğün ve laikliğin kalesi Fransa'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakaret eden karikatürlerin binaların dış yüzeylerine yansıtılması en sefilinden bir bayağılıktır. Bunun adı da özgürlük değil, düpedüz İslam düşmanlığıdır.